günü ben Mete ile birlikte Karva'ya gidiyorum. Boya alacağım. Mutfağı boyayacağız sonunda. Mete onu ne zaman bilmiyorum, sanırım daha küçükken o duvar kağıtlarını keşfetti ve ucundan koparıp koparıp iki tane büyük şeridi oradan çıkardı, kopardı. O yüzden mutfağım şu an yarı duvar kağıtlı, yarı duvar kağıtsız. O yüzden oraya böyle hepsini çıkartıp da söküp de güzelce bir boyayalım dedim. Zaten oradaki geri kalan kağıtlar da böyle sarılaşmış, çok kötü olmuş. Çatıdaki boyayı belki hatırlarsınız, çok güzel böyle bir bej, kahve bej. Onu çok beğendim ve maviyle de çok güzel gider diye düşündüm. Çünkü salonumuz ve giriş mavi. Ve mutfağa girişmişken o girişteki mavi duvarı da bir kat daha vuralım diyorum. Çünkü o hep böyle altından beyazı yine çıkmaya başladı. Yani çok... Çocuklar sürekli işte yaslanıyorlar, oynuyorlar vesaire. Çıkıyor işte, boyası çıkıyor. Melis ve Mert okuldalar. Sabah daha 9.30 Mete ile öyle gidip halledelim dedim. Akşama boyamak istiyorum. Cumartesi yine aldığımız dolabı kurmak istiyorum çünkü. O yüzden hani bir hafta içi böyle bir akşam setinde, öyle büyük bir iş değil yani. Hani öyle diyorum ama. Sonuçta bütün mutfağı, oradaki şeyleri öne alacağız, çıkaracağız, şey yapacağız. Yani bayağı bir iş var yine. Şuna bakar mısınız? Çantam, bir de bu girdi. Dolu resmen. Küçücük. Market mağazalarına hiç benzemiyor. Okay, onu aldık. Başka ne lazım? Başka fırçalar. Bu daha mı iyi? Ya? Bu daha iyi bence. Bunlara pahalıya gerek yok. Aslında Action mağazasında bunlar çok daha uygun fiyat ama şimdi oraya da gidemem Mete'yle. Bayağı tersimize kalıyor. Boyalar nerede? Burada. Gel aşkım, boya seçelim, gel. Bunlar değil. %50. Oo. Aa, Melis çıldırır. Çok güzel. Bu tür şeyleri gördüğümde benim içimdeki çocuk dışarı çıkıyor. Ben de istiyorum. Biz de istiyoruz değil mi Mete? Evet benim... Hah bu. Yok bu değil. Ginger Gold değil. Bu çok koyu. Buydu. Sandstone Beige. O da güzel renk de. Bu aslında bizim çatı daha da koyu duruyor duvarda. Hani bundan bir tık daha koyu aslında. O yüzden bunu alıyorum yine de. Şimdi bunu alırsam bu duvara daha da koyu durursa güzel olmaz. Oluyor çok güzel. Hepsi güzel. Bu da güzel. Renklerin hepsi güzel. Güzel mi aşkım? Yardım edeceğim mi? Edemezsin, sen yapacaksın. Ya. Hangisi? Yani burada 4.80 ama Action'de eminim 1 euro falandır bunlar. Gitsek mi yine de? Biz eve geldik. Bir şeyler yiyeceğiz şimdi beraber. Yumurta da haşlıyorum. Daha az önce mail geldi. Maile bakıyordum. Mete'nin okulundan fatura gelmiş ki Mete'nin daha hiç anaokulu hiçbir şeysi daha belirliyken fatura gelmiş. Hani bir yandan anlarım 2023'te başlayacak ama hani şimdiden fatura gelmesi biraz komik oldu. Şimdi Hollanda'da 4 yaşından ilkokul başlıyor. 4 yaşından itibaren ilkokul bedava. Ama 2,5 yaştan 4 yaşa kadar o gidecekleri anaokula bir ücret ödüyorsunuz aylık. Onun faturası gelmiş işte. Mete de işte önümüzdeki sene başlayacak işte anaokula. Eskiden 2,5 saatti. Melis ve Mert haftada 2 defa 2,5 saat gittiler. Artık 4 saate çıkarmışlar. Mete yani haftada 2 defa 4 saatlik gidecek. 2,5 yaşında başlayacağına göre, yani benim tahminim tam böyle yaz aylarına denk geldiği için sanırım bir dahaki eğitim yılına başlayacak. Yani yazdan sonra böyle Eylül 2023'te falan başlar sanırım. Mete ile birlikte yine de bir Action mağazasına uğradık. Yine de gittim. Önce boyaları göstereyim. Mutfak için işte bu boyayı aldım. Sandstone Beige. Ama dediğim gibi mağazada söyledim, bu renkten bir tık daha koyu olacak duvarda. Yani çatıda en azından öyle duruyor. Mavi boyadan aldım. Bu işte Flexa markasından Blueberry Dream. Oturma odasında hem bundan hem şu girişte de bu renk mavi var. Bu da işte biraz daha açık duruyor ama kenarları yapıştırmak için plak bant aldım, teyp aldım. Action'den 2 tane koruma bezleri aldım, muşamba aldım. Bunu Action'dan aldım, bunu da Karva'dan aldım. Bu daha uygun fiyatlı, daha büyük olmasına rağmen ve fırçası daha da güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Zaten çok kötü olmuş, hep sarı duruyor. Altındaki beyaz duvarda siyah lekeleri var. Kamerada pek yakından göstersem daha iyi belli olacak. O yüzden yine boyanması lazım. Şu vidaların hepsi çıkacak. Duvar doldurulacak. Ondan sonra işte bir kat boyayla çok güzel kapanır. Burada eskiden Melis ve Mert'in aynası vardır. Belki eskiden hatırlayanlar vardır ama işte şimdi daha kimse kullanmıyor. Vidalar da çok çirkin duruyor. O yüzden onlar kalksın. Bu giriş için de çok güzel fikirlerim var. Burada eskiden bir dolap vardı. O dolabı bir önceki vlogda işte oraya koydum. Burası açıldı. Buraya şimdi bunu kuracağım bugün. O da dün geldi. Ve şu ayna gidecek ama yerine çok güzel bir boy aynası aldım. O da yolda. Sanırım o da haftaya falan gelir. Mete'yi yatırdım. Uyudu. Ben de birazcık iş yapacağım. Şunları yerleştireceğim halıların altına. Çünkü halılar çok kayıyor. O yüzden böyle antislip aldım. Diğer halıların altında antislip kendilerinden vardı ama bunun yok. O yüzden her böyle üzerinden geçtiğimizde kayıyorlar. Bir de çocuklar koşuyorlar. O yüzden bir yerlerini kıracaklar diye korkuyorum. Bunlardan aldım. Halılar 160'a 2.30. Bunlardan 120'ye 180 aldım. Action'den de giriş için şöyle minik bir masa aldım. Çünkü şimdi her şeyi kaldırdım oradan. Eve giriyoruz. Anahtarları nereye koyacağız? Öyle anahtarlar elimizde duruyor. Yani oraya böyle bir minik bir şey lazım. Yani bir masa gibi bir şey lazım oraya. Bir de biz alışmışız. Yani eve girdiğimizde çantamızı, anahtarımızı, her şeyimizi masanın üstüne koyuyorduk. O şimdi kalkınca böyle elimiz boşta kaldı eve girince. Şunu yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Rengi çok güzel. Krem renginde, böyle bu kumaşın ismini de bilmiyorum ama çok güzel. Çok şık duracak girişte bence. Tabii çocuklarla ne kadar temiz tutabilirim onu bilemiyorum ama. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely. Bank bitti. Gerçekten çok güzel. Oturma odasında bile kullanılabilir. Yemek masasında böyle yemek sandalyesi bile olarak kullanılabilir. 2-3 kişi oturabilir yani yan yana. Güzel. Yatak ucunu da çok güzel olur. Masayı da yaptım. O da bu. Yani tahmin ettiğim kadar da küçük ve şey değilmiş yani, gayet güzel bir masa. Mete uyandı. Ben de girişe koydum işte az önceki yaptıklarımı. Böyle oldu. Şu sepetin içine de işte atkıları, berileri vesaire onları koydum. Şu duvardaki mesela şu leke. Buradaki işte o dolaptan öyle oldu. Bir kat attığımızda bunların hepsi kapanacak ama. Burada da işte eskiden Melis ve Mert'in ceketlerini vesaire asıyorlardı. Onu da kaldırdık çünkü ya artık o kadar büyük ki ceketleri yere değiyor. Ama buraya Mete için başka bir tane asabilirim. Çünkü Mete'nin de o tür şeyleri öğrenmesi gerek yani. Kendi işte ceketini asmasını öğrenmesi lazım. Ayakkabılarını çıkartıp işte dolaba koymasını öğrenmesi lazım. Bunların hepsini ben Melis ve Mert'e de öğrettim. Hani yaşına uygun yapabileceği şeyleri yapması lazım bence. Benim için kolaylık. Benim yapmama gerek kalmıyor. Oğlum günde kaç defa buradan kaydırıyor beni anlatamam size. Ay. Değişti. Yat. Okay, yatayım tamam. Dur. Heh, şöyle. Yattım. Alo aşkım. Mektikadan çıktı, jimnastiğe gitti. Bugün 6'ya kadar jimnastiği var onun. Ben de yavaş yavaş kendimi işte mutfağa attım. Akşam yemeğine başlayacağım. Akşam yemeği için bal kabak yapacağım. Fırında yapacağım. Patatesli böyle karışık yapacağım. Yanına tavuk kızartacağım. Bir de sebze olarak daha emin değilim. Fasulye yapabilirim ya da renkli biberler yapabilirim. Ama ilk önce bununla başlayacağım. Daha pişecek, öyle yemezsin. Öyle yemezsin, öyle yemezsin. Şimdi pişecek. Dedesi, dedesi sen dedeyi buymuş, dedesi buymuş. Dede sen vereceksin, dedesi. Dedeyi. Sen vereceksin, sen verince daha tatlı olur. Oo, lekir. Dedeyi. Dede, neyse dede. Neyse. Okey, okey, okey. Rumen, ne istiyorsun? Ne, ne değil. Neyse, okey. Aferin. Okey, okey. Beni el olarak kullanıyor. Benim takma el. Robot. Neyse. Dedeyi el olarak kullanıyor. Deyzi, he deyzini deyzi. Buymuş. Okey. Üstüne sürmem, ellerine bir yağlandı. Bunu bırak. Wij gaan in de kerstvakantie. Gaan op vakantie. Waar naartoe? Waar gaan we naartoe? Denemarken weer? Nee, Disneyland. Waar gaan we naartoe? Nog waar Disneyland beslissen? We gaan naar Disneyland. Echt? Wij wilden eigenlijk al eerder gaan, maar waarom was het ook weer niet? Het was corona. Oh ja. Toen ging Disneyland dicht. We gaan naar Disneyland! Oh, maar 6 weken is van de go. Saat 7:20 geçiyor. Ve İlhan kuaföre gitti. Mete'yi ben yatırdım. O uyuyor. Melis ve Mert'e yatacaklar biraz sonra. Ama evet, onlara sürprizimizi paylaşmak istedim. 2020 senesinde işte ilkbahar tatillerinde biz Disneyland Paris'e gidecektik. Hatta işte oteli falan her şey ayarlamıştık. Parasını bile ödemiştik. Ailece Disneyland Paris'e gidiyoruz. Ben bunun için inanılmaz heyecanlıyım. Çocuklar hiç gitmediği için pek şey yapmıyorlar. Yani Efteling'in daha büyüğünü olarak anlattım. Ondan sonra Disneyland kapandı. Koronadan dolayı. Je belooft als we een keer gaan en we gaan ook. Evet. Koronadan dolayı kapanmıştı o zamanlar. Bütün dünya kapandı o zamanlar, biliyorsunuz 2 sene önce. Gidememiştik. Paramızı, her şeyimizi geri aldık. O hiç problem değildi ama çocuklar o zamanlar söz vermiş ki işte tekrar açıldığında gideceğiz diye. Çocukların Noel tatilinde işte Disneyland Paris'e gideceğiz. Ben en son oraya gittiğimde 16 yaşındaydım. Yani benim için de çok 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 uzun seneler önce. Çok güzel böyle anılarım ve hatıralarım var. Özellikle böyle akşamları şey oluyor, böyle geçiş oluyordu. Rengarenk. Ya bu da bindim ben işte Space Mountain. Kışın gideceğimiz için inşallah yağmur yağmaz, kar yağmaz, öyle buz gibi soğuk da olmaz. Noel tatilinde hani Noel süslemeleri, Noel teması olacağı için ona bir ayrı bir havası olur diye düşündük. Şimdi hemen Disneyland videoları açıldı YouTube'da. Bunu izliyorum. Hayır, ben açmayacağım. Gel, gireceğim, ben de gireceğim. Ya. Baba Mete ile bekler. Geçenlerde Action'de şunu almıştım. Milka bisküvili. Çok güzel çikolata. Arasında hem süt var hem bisküvi var. Dolap duvara sabitli. Bu kalkacak. Bu zaten çöpe atacağız. Bu bozuk. Kapakları düştü. Kaldırıp da çekiyoruz böyle. Laminat kötü etmeye başladı. Yenisini aldık. Gidecek. Boşaltmam lazım. Şimdi tuz, şeker, çay, o gibi ihtiyaçları şöyle bir köşeye koyacağım. Onu kutuların içine koymayacağım çünkü onlar sabah tekrardan lazım olacak. That is why you want me.